Değerli öğrencilerim sevgili arkadaşlarım selamlar merhabalar. Evet ikinci dersimize geldik. İlk dersimiz 40 dakika falan oldu. Bu dersimiz bir tık daha kısa olabilir. Kısa olsun mu, uzun mu olsun? Nasıl olsun videolar? Yazın bakalım yorumlara önerilerinizi yazın. Önerilerinizi dikkate alıp sonraki videoları ona göre ayarlayacağız. Evet neredeyiz arkadaşlar? Mor canımızın, mor canımızın geldi kaçıncı sorusuna? 16. sorumuza geldik. Şimdi bu videoda 16. sorudan başlayacağız. 26. soruya kadar gideceğiz. Güzelce bunları çözeceğiz. Ondan sonra bir sonraki videomuzda tamamen bıyıklı sorular olacak. Bu konunun her şeyini her şeyini vereceğiz. Ama bu, bu, bu videonun içerisinde de yine bıyıklı sorularımız var. Böyle tam ÖSYM tarzı. ÖSYM'nin doğru da açılarda ne soracaksa hepsini analiz etti. Selim hocanız yazdı hepsini. Hiç merak etmeyin. Hiç merak etmeyin. Hadi o zaman başlayalım mı? Gelin bakalım. Şu kalemler de cebimden çıkmıyor ya. Şimdi 16. sorumuzu iki farklı şekilde çözeyim. Üçgen bilgisi bilenler için hızlıca çat 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 çözeyim. Yoksa bir de o şimdi geçen dersimizdeki yaptıklarımızdan çözelim. Şimdi ne dedik arkadaşlar bir kere soruda ne diyor bize bir okuyalım. Şimdi 20 derece alfa 130 30 dereceyi vermiş ama sorunun yan tarafına da bir bakalım. Diyor ki bize BA ile EF paralel. BA EF'ye paralel. Paralellik varsa Z'ler, M'ler hepsini kullanacağız. 20, 30, 130 alfa hepsi sorun üstünde yazılmış alfa kaç derecedir diyor. Önce uzun çözümü yapayım. Şimdi ne dedik? Köşe gördüğümüzde, köşe gördüğümüzde şöyle paralelleri atacaksın dedik. Bak buraya paralel atacaksın. Buraya paralel atacaksın. Sonra bu paralelleri de ne yapacaksın dedik? Uzatacaksın. Artık soruda 4 tane paralel oldu. İşte burada Z'leri, M'leri hepsini kullanarak soruyu çözeceğiz. Hadi başlayalım. Önce bakın şurada ne var? 130 var. Karşı durumlu açı Çat buradaki açı o zaman ne oldu? 50. Toplamları 180 olacaktı. Bakın şimdi şuradaki açımın tamamı 80 derece oldu gördünüz mü? O zaman bu 80 dereceyle burası karşı durumludur. 80 ise çat burası kaç derece olur? 100. Bak bütün açıları bulabilirsin artık. Burası 100 derece ise makastan burası da 100 derecedir. Veya 180'e tamamlar burası 80'dir. Ya nereyi buluyorsan bul. Bak Hemen paralellikten karşı durumlar oluştu. Toplamları 180 derece olacağı için buraya 100 derece yazdım. E burası 100 derece ise burası da 80 derece. O zaman şuradan da söyleyebilirdik değil mi? Yöndeşten 80 de diyebilirdik. 80, 20. Bakın hatta hiç üçgen kullanmadan yapayım hadi. Bakın burasıyla bu da paralel değil mi birbirlerine? İç ters burası 80 ise burası da nedir? 80 veya karşı durumlu burası 80 ise buranın tamamı kaç derece olacak? 100 veya yöndeşten de söyleyebilirdik. Yüzün 20'si burada buraya ne kaldı? 80. Şimdi bunlar karşı durumlu oldular. O zaman alfa dediğimiz 100 derece oldum. Sorumuzun doğru cevabı A. Hocam, biraz daha hızlı çözemez miydik bu soruyu? Çözeriz tabii. Niye hızlı çözmeyelim? Gel. Şimdi bir de siliyorum üstünü. Sadece üçgen falan bilgileri kullanarak yapalım. Bir kere hemen ne yapıyorum? Şuradan şunu uzatıyorum. Buradan bunu uzatıyorum. Tamam. Şimdi Hemen üçgenden çözelim soruyu. Bakın burası 130 sa burası kaç derecedir? 50. Tamam. Hemen iki iç bir dış yap üçgenden. İki iç açının toplamı kendilerine komşu olmayan dış açıya eşitti. O zaman burası kaç derece oldu? 80. Şimdi burada işte doğrunun analitiği, şey doğrunun analitiği diyorum. Doğru da açılar başlıyor. Burası 80 ise burası kaç derece oldu? 100. Bakın şimdi o zaman burası 100 derece ise şu iki açının toplamının 100 olması lazım. İki iç bir dıştan. Burası 20 ise Burası ne oldu? 80. 20 ile 80'in toplamı 100 yapar çünkü. Burası 80 ise buradaki açımız yine 100 derece olmuş oldu. Tamam mı? Anladık değil mi? Sıkıntı yok. Farklı farklı şekillerde çözebilirsiniz. Aha geldik 17. sorumuza. Şimdi arkadaşlar açı ölçerli soru karşına gelebilir. Açı ölçerli soru karşına geldiğinde ne yapacağız? Bir bakalım. Şimdi açı ölçer açıyı nasıl ölçer o mantığı bir bilmemiz lazım. Şimdi bakın açı ölçerde Elinizde kitap var. Boyutlarda görünüyor değil mi? Bakın şurada sıfır yazıyor. O zaman bu açı ölçerde şöyle doğru çizerek göstereyim. Bu açı ölçerin burası sıfır derece olduğu yer. Bak buraya getirmiş. Yani kaç derecelik açı ölçmüş? 30 derecelik açı ölçmüş. O zaman hemen oraya 30'u yazdım. Bak burası 30 dereceymiş. Sonra bu açı ölçer bir açı daha ölçmüş. Onu da gösterelim. Bakın sıfır dereceden başlamış. Gelmiş 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 bir açı daha ölçmüş. Hop bu açının ölçüsü kaç derece demiş? 140. Aha bak şuranın tamamı kaç derece oldu? 140. E 140'ın 30'u burada. O zaman buradaki açım kaç derece oldu? 110. Bakın daha sorudaki paralelliği hiç kullanmadım. D1 ile D2 paralel diyor. İkisi soruyor. Şu anda açı ölçerin açılarını buldum. O zaman burası 140 derece oldu. 30'u burada. 140'ın 30'unu attık. Burası 110. Aşağıda bir açı ölçer var. Hadi ona bakalım şimdi. Aşağıdaki açı ölçerde bakın buradan başlamış. Sıfır burası. Hop gelmiş 50 derece ölçmüş. O zaman hemen oraya da 50'sini yazıyorum. Bundan sonrası artık paralellik. Açı ölçerin ölçülerini buldum. Sonrası kolay. Hadi başlayalım şimdi. D1 ile D2 paralel olduğuna göre x kaçtır? Şimdi paralelliği kullanalım. Bakın. Paralelliği nasıl kullanacağım şimdi bir bakın. Şimdi ben şuradaki 110 dereceyi buldum değil mi? Evet. Şurası 110'du. Makastan çat. Burası da 110 oldu. Şimdi bu doğrumla bu doğrum birbirlerine paralel olduğu için karşı durumlu açılar 110'sa buradaki açım kaç derece oldu? 70. Toplamları 180 olacak. E bakın şimdi benim şurada bir tane açım oluştu bak şurada mavi kalemle yapayım. Hmm. Veya hiç ona gerek bile yok. Burası 70'se makastan Burası da 70 oldu. Hop şu üç açının toplamının kaç derece olacağını biliyorum ben şimdi 180. O zaman x artı 70 ile 20 50'yi topladım 120 eşittir 180 dedim. Salladım karşıya x açısının 60 derece olduğunu bulduk. Sorumuzun cevabı 17. sorumuzun doğru cevabı C şıkkımız oldu. Açı ölçer mantığını da anladın değil mi? Ne yapıyorum arkadaşlar? 0 dereceden 30 dereceye gelmiş 30'u yazıyorum. 0 dereceden 140'a gelmiş. 140'ı yazıyorum. Ondan sonra paralellik maralellik. Oldu mu? Böyle soru gelebilir aslında sınavda. Zor değil. Evet geldik şimdi Z kuralını yapmıştık. M kuralına. Z kuralıyla M kuralı aynı aslında. Sadece birden fazla Z kuralı var. Şimdi ispatlarını da yapacağım. Mantığını vereceğim. Ondan sonra gideceğiz. Şimdi karşımıza bir kere D1 ile D2 paralel demiş. Yine paralel 2 doğru var. Şimdi Z'den farkı ne? Bak Z'de paralel iki doğru vardı. Bunların ikisini de kesen bir doğru vardı. Neydi Z kuralımız? Bizim şuradaki açımız alfa ise şöyle Z'miz oluşuyor bakın. Buradaki açımız alfa oluyordu. Şimdi burada böyle ikisini de kesen bir doğru yok. Bu kesen doğru bak buraya kadar gelmiş. Sonra başka bir doğru. İşte böyle sorularda ne yapacağız? Hep ne dedim size? Köşelerde paralel düşünün. Aha şimdi üç tane paralelim oldu. İki tane Z kuralı var şimdi bak. Hadi gör bakalım Z kuralını. Birinci Z'miz çat, çat, çat. O zaman burada A ise burası da A. İkinci Z'miz ters Z bak. Onu da şöyle siyah kalemle geçeyim üstünden. Çat, çat, çat. O zaman buradaki açımız C ise burası da C. Bakın burada B yazıyordu. O zaman B dediğimiz A ile C'nin toplamına eşit oldu. Bu kadar. Şimdi o zaman bizim karşımıza böyle bir soru çıktığında bu köşelere para şey atarak yapabilirsiniz ama köşelere bunu atmadığınızda da M M'ye bak gör M'ye M'yi gördün mü? Şöyle bir M var bak up zikzak deriz M deriz her yerde başka bir isim var. Ne yapıyorum biliyor musunuz? Sola bakan açıların toplamı Sağa bakan açıya eşittir. Gördük mü? Sola bakanların toplamı Sağa bakan eşittir. Yani B eşittir A artı C. Bunu yaparsanız soruları hızlı hızlı çözersiniz. Yapmazsanız da köşelere atın. Aha çoklusu. Şimdi yine bunu çözerken ispatında her köşede paralel varmış gibi düşüneceğiz. Bak her köşeye paralel atıyorum. Sonra Z kurallarını uygulamaya başlıyorum. Gel bakalım. Şimdi şurada Z açısı yazıyor bakın. Burası da Z olur o zaman. Buraya ne kaldı? B eksi Z kaldı. Bak tamamı B'ydi B eksi Z. Burada X yazıyor. O zaman z kuralından burası x. Tamamı a'ydı. Buraya a x kaldı. Bir z kuralı daha burada var şimdi. Burası a eksi x ise burası da a x. Bakın burası b eksi z ise z kuralından burası da b eksi z. Şimdi bakın neler çıktı karşımıza? Neler çıktı karşımıza bir bakın. Şuradaki açım ne? x. Yaz x'i. Buradaki açının toplamına bakın. Ne kadar yazıyor? a eksi x var artı a eksi x var artı B eksi Z var. Tamam. Bir de şurada Z var. Sol taraftakileri yazdım. Bakın sol taraftakilere baktığınızda şu Z'ler şu X'ler birbirlerini götürdü. Ne kaldı? A artı B kaldı. Bakın bir de sağ taraftakilere bakın şimdi. Ne var? A ile B var. Hop hop. Tamam mı? Ama böyle çoklu olanlarda özellikle uzun uzun uğraşma üstünü temizleyin. Gör şimdi. Böyle bir Z kuralı karşımıza geldiğinde arada zikzak yapanlar varsa sol tarafa bakan X var. Sol tarafa bakan Z var. X artı Z. Sağ tarafa bir, pardon bir de Y var. X, Y, Z toplamı A ile B'nin toplamına eşittir diyoruz. İspatını da verdim. Artık sana kalmış. İstersen köşeleri paralellerini çiz yap. istersen öyle yap. Hemen geçtik 18. sorumuz. Ne doğurmuş ne doğurmuş ne doğurmuş. Şimdi A, B ile C, D paralel. Tamam. 40, 75 ve alfa yerleştirilmiş. Alfa nedir? Bakın hadi önce uzun yolla yapayım. İspatıyla yapayım. Attım köşeye paralelimi. Şimdi Z kuralından burası 40 sa. Şu burası 40 sa. Burası da ne oldu? 40. Bak 75'in 40'ı burada. Buraya ne kaldı? 35. Yine bir Z kuralı. Alfa eşittir 35 oldu. 18. sorumuzun doğru cevabı B. Hocam sil bunu. Sil bunu öğrendik artık. Ya uzun uzun ne gösteriyorsun bize diyen birisi var orada şimdi. Hemen 40 ile alfanın toplamı 75'e eşittir deyip 40'ı karşı attık. 35'i bulduk. Gabiş. Hadi bakalım. Geldim 19'a. İşler bir tık daha karıştı. Şimdi bakalım sorumuzu bir okuyalım. Ne diyor? Burada bir 130 derece 80 90 alfa verilmiş alfa kaç derecedir ama sorunun yan tarafına bir bakalım eksik bilgi var mı paralellik paralellik olduğu için çözebiliyorum zaten soruyu diklik evet vermiş 130 80 ve alfa tamam sorunun üstündeki her bilgi verilmiş bak oku yan tarafı tamam mı sonra bak mesela şuraya 90 dereceyi koymaz Ondan sonra bakarsın kedi gibi soruya. Sorunun yan tarafında. İşte buraya 90 dereceyi koymasaydı diyecektim ki neyi kullanmadım, niye çözemiyorum bu soruyu diyecektim. Aa dikliği kullanmadım deyip çözecektik soruyu. O zaman hemen bakın Z kuralını uygulayayım, şey, M kuralını uygulayacağım. Şimdi M kuralında arkadaşlar sola bakan açı 90, sola bakan açı buradaki lazım. O zaman burası 130 sa çat buraya 50'yi yazdım. 90'la 50'nin toplamı ne yaptı? 140 yaptı. Eşittir. Sağa bakanlar şimdi. Alfa 80. Bak 130 almıyorum. Dar açıları yapıyoruz tamam mı? Ne var burada? 80 ne? Alfa var. Attım karşıya. Alfa eşittir. 60 derece olarak karşımıza geldi. 19. sorumuzun doğru cevabı da D Basit. Basit. Olay basit. 20. Bir tık daha karıştı. Ama fark etmez. Şimdi soruya bakıyorum. Açı ortaylar verilmiş. 55 verilmiş. Hemen yine sorunun yan tarafını okuyorum. Bunu sana alışkanlık haline getirteceğim. Çünkü tıkanır kalırsın. Açı ortay 55 alfa paralel. Tamam her şey sorun üstünde var. Ne dedim sana? Bir sorun içerisinde açı ortay varsa hemen isim vereceksin kardeşim. Bak şimdi alfa kullanılmış. Alfa demeyeceğim o zaman. Şu açılara xx diyorum. Şu açılara da yy diyorum. Şimdi burada iki tane m kuralı var. Görüyor musun M'leri? Birinci M'miz. Şöyle üstünden geçiyorum bak siyahla. Gel. 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 Bitmedi. Gel. Bir de şöyle. Bakın buradaki M'miz. O zaman buradaki M'de sola bakan Y var. Sola bakan X var. Sağa bakan 55 var. Yani ilk bilgim X artı Y'nin kaç olduğu 55 oldu. Tamam. Şimdi... İkinci M'miz nerede hocam dedi birisi. Bak o da böyle geliyor. Çat, 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 çat. Gördünüz mü? O da burada. Görüyor musun? He? Elimi kaldırınca gidecek kırmızı iyi bak. Evet şimdi o zaman bunun açıları neresi? 1'i 2Y, 1'i 2X. Hop o zaman 2X ile 2Y'nin toplamı alfaya eşit. E X artı Y 55 ise 2X artı 2Y neye eşit? 2 katı olan 110'a eşit. Hop sorumuzun doğru cevabı C şıkkımız. Bu kadarcık basit. Gel bakalım. 21 anda işler karıştı. Na na işler karıştı. Gel bakalım şimdi. Şimdi soruda 30 derece verilmiş, 70 derece verilmiş, 80 derece verilmiş. Alfa kaç derecedir? Hadi yapmaya çalışalım. Ne, ne var? Z kuralı var. Aha burası, burası, burasının toplamı, burası, burası, Burasının toplamına eşit olacak ama bak açıların birçoğunu bilmiyorum. Çözemem soruyu. Sadece şekle baktığım için soruyu çözemedim. Siliyorum o zaman üstünü. Yan tarafını okuyacağım. Yan tarafını okuyacağım. Ondan sonra soruyu çözebilirim. Hadi gel bakalım okuyalım soruyu. D1 ile D2 paralel. D1 ile D2 paralel. Ana paralelliği vermiş. Diyor ki AB ile CD de paralel. Ha işte neyi kullanmadım? Onu kullanmadığım için bak AB ile CD birbirlerine paralelmiş. Bu paralelliği kullanırsak soruyu çözebiliriz. Tamam mı? Şimdi hemen o paralelliği nasıl kullanacağım bakın. Benim şuradaki açım X ise bunlar paralel olduğu için Z kuralından burası da X oldu. Bak şunla şu paralel burada bir Z var. Tamam mı? Sorunu da çok da üstünde karalamayayım. Şöyle oraların x x olduğunu gördük. Artık soruyu çözebiliriz. Açıların hepsinin isimlerini buldum. 30 70 80'i yerleştirmiş. Hadi artık bu çoklu zigzağımızı yapıyoruz artık. Sol tarafta 30 var. x var, 80 var. Yaz bakalım. 30 artı x artı 80. Bu taraf tamam. Eşittir. Sağ tarafa bakıyorum. x var. 70 var. Hocam burayı bilmiyorum. Bilmiyorum olur mu ya? Hemen 180 eksi alfa yazacaksın buraya. O zaman x artı 70 yaz bakalım x artı 70 artı 180 eksi alfa. Hadi bitirelim olayımızı şimdi. Bakın bu x ile bu x birbirlerini götürdü. Bu taraf ne yaptı? 110 yaptı. Artı bu tarafta ne var? E, artı değil eşittir. Bu tarafta ne var? 250 eksi alfa var. 10 oraya 10 oraya salladığımız zaman alfa 250'nin 110'unu çıkardık. 140 dereceye eşit oldu. 21. sorumuzun doğru cevabı da B şıkkımız oldu. Anladın değil mi mantığını? Sorunun yan tarafını dikkatlice okuyacaksın. Soruyu okumadığında hayal kırıklığına uğrarsın. Evet geldik şimdi işte. Yine sınav tarzı doğru da açıları şekle dönüştürmüş, yola dönüştürmüş. X kaç derecedir diyor. Bütün veriler sorun üstünde. Şimdi arkadaşlar yani önceki çözdüğümüz sorulardan hiçbir farkı yok. Sadece şekil değişmiş. Aha isterseniz isterseniz bu şekli ben çizeyim size. Şöyle şöyle geldi, aşağıya indi, sonra şuradan yukarı çıktı, sonra buradan buraya geldi, sonra buradan da böyle gitti. Biraz kırıldı orası ama aha şekil onun aynısı. Açıları vermiş. Şimdi bu tarz sorularda ne yapacağız arkadaşlar? Biz köşelere şeyler çizeceğiz. Bakın, hemen buraya bunu çiziyorum. Tamam mı? Bunu çizdim. İsterseniz buradan bunu da uzatın, fark etmez. Hadi bitirelim işi. Bir kere şuradaki paralelliği görüyor musun? Ne var orada? Bir m kuralı var. Bak, burada bir x var. Sağa x bakıyor. Sağa buradaki açı bakıyor, sola 2x. Gördün mü? O zaman 2x olabilmesi için çat benim şuradaki açımda x derece oldu. Tamam. Bak çok basit. Burası 140. Uzatmıştım burayı. Karşı durumlu açılar olduğu için burası kaç derece oldu? 40. E şimdi şu üçünün toplamlarının 180 olacağını biliyoruz. Bitirelim bir şey. O zaman 3x burada, 1x burada, 4x. Artı 4 var. 4x artı 4 diyorum. 40 var. Eşittir neye arkadaşlar? 180'e eşit. Attım karşıya. 4x dediğimiz 140 yaptı. Her iki tarafı 4'e böldüğümüz zaman 35 mi yapıyor? Evet. X açımız 35 dereceye eşittir. Sorunun cevabı B. Ama dediğim gibi isterseniz oraya bu şeklin benzerini çizerek de soruyu çözersiniz. 22. sorumuzun doğru cevabı 5. Böyle gelir işte. Hadi bakalım geçtik 23'e. Evet bu soruda biraz kurnaz olmamız lazım. Birazcık kurnaz olacağız. Bu soruyu iyi anlamamız lazım. Tamam mı? Şimdi soru diyor ki bize... İyice bir okuyalım. A noktasında bulunan Arda kırmızı doğrusal yol boyunca ilerleyerek sırasıyla B, C, D, E noktalarında yollara paralel şekilde dönüşler yaparak F'ye gidecektir. Arda buradan başlıyor. Burada bir dönüş yapıyor. Burada bir dönüş yapıyor. Burada bir dönüş yapıyor. Burada bir dönüş yapıyor ve F noktasına gidiyor. Yollara paralel olacak şekilde dönüşler yapıyor. AB ile EF paralel olduğuna göre Arda'nın F noktasına ulaşıncaya kadar yaptığı dönüşlerdeki açıların toplamları çok dikkat et. Dönüşlerdeki açıların toplamları. Bak şimdi mantığını söyleyeyim sana. Arda normalde böyle gidiyordu değil mi? Bak doğrultusu bu. Ama Arda burada bir dönmeye karar verdi. Sonra buradan geldi şöyle bir dönüş yaptı. Bakın Arda'nın dönüş miktarı ne kadar orada ona bak. Normal Arda böyle giderken böyle gitti. İşte Arda'nın buradaki yaptığı dönüş bu kadar alfa. İşte bu dönüşlerin toplamını istiyor. İlk dönüşüm alfa kadar yazdım. Sonra Arda buraya geldi bak. Buraya geldi. Buradan sonra bir dönüş yaptı. Hadi o dönüşü de çizeyim. Şöyle bir dönüş yaptı. Şöyle aşağıya sivri bir yere kadar geldi. Hadi buradaki dönüş miktarına bakalım. Şimdi Arda normalde yönü böyle değil mi? Evet, böyle gidiyor. Çat buradan buraya döndü. O zaman şu açı kadar dönüş miktarı. Bak. Buranın 140 olduğunu söylemiş. O zaman burası 140 derece ise Arda'nın buradaki dönüşü 40'tır. O zaman ikinci dönüşümüzün açısı 40 derece. Tamam sonraki dönüşe bakalım şimdi. Arda buraya geldi. Yine siyah aldım. Buradan şöyle bir dönüş yaptı. Şuraya doğru yollayayım Arda'yı. Tamam. Şimdi buradaki dönüş miktarına bakın. En, en kritik yer burası dikkat. Arda şimdi buradan böyle giderken böyle döndü. Bakın Şuradaki şuradaki açıya da ne diyelim biz? Beta diyelim. Şuradaki açıya beta diyelim. O zaman arda ne kadar döndü? 180 eksi beta kadar döndü. Bak dar açıya beta dedim. Arda buradan buraya döndü. O zaman üçüncü dönüş miktarımız 180 eksi betadır onu da yazdım. Şimdi dördüncü dönüş miktarımıza bakıyoruz. Arda burada böyle giderken paralel olacak şekilde yukarıdaki doğruya dönüş yaptı. Hadi yönümüze bakalım. Arda buradan böyle gidiyor değil mi normalde? He. Şimdi ne yaptı? Böyle döndü. O zaman dönüş miktarı burası. Hemen geliyorum buraya. Bak, burası 130. Hop, buradaki açı kaç derece? 50. Yani buradaki dönüş miktarı 50 derece. Yani soru bizden bunların toplamlarını istiyor. Hadi bakalım toplayınca ne yapıyor? Şimdi bir kere ne var? Alfa eksi beta var. Bak, biri alfa eksi beta. Bir de sayılarımız var. Topladık. 180, 40 daha, 220, 270. Tamam. işte bunu istiyor. Yani bana alfa eksi betayı bul diyor. Şimdi alfa eksi betayı bulmak da o yaptığımız kurallar. Hadi gel bakalım. Şimdi ne yapıyorum? Tam şu D köşesinde paralel doğru olduğunu düşünüyorum. Tamam mı? Paralel doğru olduğunu düşünüyorum. Ben nereye beta dedim? Şurası beta. Burası 130 ise karşı durumlu açılar olduğu için burası kaç derece? 50. Toplamları 180 olacak. Bakın buradaki açıma alfa demiştim ben. O zaman buradaki açım ne? 180 eksi alfa. Şimdi işte M kuralı çıktı karşıma. Buna buranın toplamı 140 eşit. Hadi yazalım bakalım. 140 eşittir. Bu tarafta ne var? 180 eksi alfa var tamam. Buradaki açım ne? Beta artı 50. Dikkat et. Artı beta artı 50. Şimdi 50 dedim alfa yazdım iyi mi? Şimdi soruyu çözelim artık. Bakın bize ne lazımdı? Alfa eksi beta lazımdı. Alfa ile betayı karşı tarafa atıyorum. Alfa eksi beta oluştu. Şurada 230 var. 230'un 140'ını çıkardığım zaman 90. Alfa eksi beta kaç dereceymiş? 90 dereceymiş. 270'te 90'ı topladığımız zaman 360 derecelik bir dönüş olmuş oldu. Anlaşıldı mı? Var mı anlaşılmayan bir yer. Tamam mı? Yani zaten güzergahı çizdik, bitirdik işi. Hadi bakalım geldik şimdi bir unutmaya. Arkadaşlar bu da aslında yaptığımız o M kuralının geniş açılı olanı. Yine ispatını yapacağım. Şimdi biz şurada ne biliyorduk arkadaşlar? Şimdi burası A ise burası nedir? 180 eksi A'dır. Burası C ise burası 180 eksi C'dir. Neydi kuralımız bizim M kuralı? Buraya bakan dar açıyla buraya bakan dar açının toplamı buradaki geniş açı veya oradaki açıya eşit geniş demeyelim. Şimdi burası ne oldu? 180 a. Yaz bakalım. 180 eksi a artı ne var başka? 180 eksi c idi şurası. 180 eksi c eşittir neye? B'ye. Tamam eşittir B'ye. Bakın şimdi arkadaşlar buradan ne geldi? Şunu da şurayı topladık. 360 yaptı. Tamam mı? Şu A ile C'yi de karşıya aldığım zaman A artı B artı C eşittir. 360 karşıma geldi. O zaman bu özellik nasıl bir şeymiş bakın. Siliyorum şimdi üstünü. Yine bize verilen iki paralel doğru arasında M kuralını oluşturacak şekilde doğrular çizildiğinde aynı tarafa bakanlar. Tamam mı? Yani bu sefer M kuralından değil de bunu kullanıyoruz. Toplamları 360 oldu. Hocam her zaman 360 mı olacak? Hayır. Burada 1, 2, 3 köşe var ya. 3, eksi 1 çarpı 180. Yani köşe sayısının 1 eksiğini 180'le çarpacaksınız. Toplamları 360. Mesela burada bir sürü var bak. O zaman ne yapıyorum arkadaşlar? Bakın en tane varmış. O zaman en tane köşe varsa n eksi 1 çarpı 180. Yani benim karşıma benim karşıma bu şöyle de gelebilirdi. Şöyle, 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 şöyle. Tamam mı? Böyle olduğunda kaç tane köşe var? 1, 2, 3, 4, 5 köşe var. O zaman şu 1, 2, 3, 4 bu 5 açının toplamı 5 eksi 1 çarpı 180 yaparak buluyoruz. Tamam mı? Ama Z kuralından da sorularını çözebilirsiniz. Bilirseniz de hızlı bir şekilde çözerseniz benim çok da kullandığım bir özellik değil. Olduğuna göre alfa kaç derecedir? Hadi çözelim. Şimdi arkadaşlar bakıyorum. 110 var, 150 var, alfa var. Hemen baktık paralellik de var. Üçünü toplayıp 360 eşit diyebilirsin. Niye? 3 tane köşe var çünkü. 3 köşe olduğu için 3 eksi 1 çarpı 180'i kullanıp 360'tır dersin. Hemen toplayalım bunları. 150 ile 110'u topladığımız zaman 260 yaptı. 360'tan da 260'ı çıkardık. 100 oldu sorumuzun cevabı. 24 Adana. Hocam ya bu özellik nereden çıktı diyen birisi var orada var mı? <laughs> Aa ah yani bizim hiç böyle enteresan bir yöntem de değil. Hepsinin ispatını yaptık zaten. Burası 110sa burası kaç derecedir? 70 derece 180'e tamamlayacak. Burası 150 ise burası 30 derecedir. Şimdi m kuralı. Topla 30'la 70'i topla, 100'ü yaz bitir Tamam mı? Yani bizim her türlü çözümümüz var. Sıkıntı yok. Yani gidip de illa bu özelliği bileceksiniz diye bir şey yok. Şimdi AB ile EF paralel verilmiş. Bakın sağ hep aynı tarafa bakan geniş açılar. 1, 2, 3, 4 tane köşemiz var. O zaman 4 1 çarpı 180 diyeceğim bunlara. Tamam mı? 180 diyeceğim. Şu tarafla yazayım ya. O zaman 3 çarpı 180. Yani kaç derece olacak? 540 derece olacak. Tamam. Şimdi o zaman 130 burada var. 140 burada var. Topladım. 270 yaptı. E, 370, 390 yaptı. Ne yapıyor? 390 artı alfa eşittir. 540 oldu. Nedir sorumuzun cevabı? 150 derece oldu. 25. sorumuzun doğru cevabı da B şıkkımız oldu. Hocam öbür yoldan da yapın. Kurban olsun hocanız size. Yapar tabii. Niye yapmasın? Ne yapacağız? Hadi o zaman sen kendin yap. Her köşeden ne atıyorum? Paralel atıyorum. Attım paralellerimi. Şurayı da uzat. Şurayı da uzat. Yerisi sende. Hadi bakalım. Yaz şimdi. O zaman burası 30'sa, 130'sa burası nedir? 50'dir. Veya karşı durumları kullan ya. Uğraşma. 130'sa Toplamları 180 olacağı için burası 50. 140'ın 50'si burada. Burası kaç derece oldu? 90. E Burası 90'sa karşı durumda oldukları için burası da 90. 120'nin 90'ı burada buraya ne kaldı? 30. Şimdi bunlar karşı durumda oldukları için alfa eşittir 150. Yani hiç kuralı bilmeye böyle şey yapmaya çok da gerek yok. Evet bu dersimizin son videosu olsun mu? Son videosu diyorum son sorusu olsun sonrakinde tamamen bıyıklı soruların oldu. Böyle bir 10 tane soru çözeceğimiz bir ders olsun. BE par, BA paraleldir DE. Bakıyorum B, A, D, e paralel. B, A paralel D, E. İki tane açı ortay ve 150 ve alfa. Bitirelim hadi. Şimdi arkadaşlar bir kere açı ortay gördüysek isim vereceğiz dedik. Buralara X, Buralara Y, Y dedim. Tamam mı? Gördün mü Z'yi? M'yi. M'yi. Z'yi değil. Şöyle yine göstereyim. Hop, 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 hop. Gördün değil mi? Sağ tarafa bakan sol taraf eşit olacak. O zaman hemen yazalım. Sağ tarafa x bakıyor, y bakıyor. O zaman burası nedir? x artı y'dir. Tamam. Şimdi bak dörtgenden bile çözebilirsiniz artık. Dörtgenin iç açıları toplamları kaç derecedir? 360 derecedir deyip çözebilirsiniz. Çünkü alfayı soruyor. Alfanın da x artı y'ye eşit olduğunu biliyorum. Dörtgenin iç açılar toplamını toplayın. 2x artı 2y artı 150 eşittir 360 diyeceksiniz. 150'yi karşıya atıp 2 parantezine alıp 2'ye böleceksiniz. Ama isteyen m diğer şeyden de yapar bakın. Geldi buraya. Şimdi şu özelliğimizden 2y artı 150 artı 2x'in ne olduğunu söyleyeceğiz. 360. 3 köşe var çünkü. Hadi bitirelim o zaman. 2y'miz var artı 2x'imiz var artı 150'miz var. Eşittir 360. Karşı tarafa salladım. 2 parantezinde x artı y eşittir. 210 yaptı. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde x artı y'nin 105 derece olduğunu bulduk. 26. sorumuzun doğru cevabı da yine B şıkkımız oldu. Anladın değil mi mantığı? Hocam bu özellik siz de çözemez miydik? Yine şöyle de çözerdik bakın. Şurası nedir? 2y. Buraya 180 eksi 2y yazarım. Burası 2x. Buraya 180 eksi 2x yazarım. Sonra burayla buranın toplamı 150'ye eşittir deyip çözeriz. Bu böyle de bitiririz. Şimdi arkadaşlar bir şey anlatayım size. Ee, üniversitede okurken matematikte özel öğretim yöntemleri falan diye bir dersimiz vardı. Bir hoca geliyordu. Benim matematiğimde geometriğimde her zaman iyiydi. Bir soru sormuştu böyle. 5 yoldan çözüm bu geometriği diye. Yani geometride sorular çok farklı farklı şekillerde çözülür. Ben de bunun böyle bir sürü yoldan çözerim ya. Bu basit soru. Üçgenlerde de ek çizimler yaparak farklı farklı şekillerde soruları çözebiliriz. O yüzden siz kolay sorular bunlar. Siz farklı bir yöntem görürsünüz, daha hızlısında görürsünüz. Yani o yöntemlerinizi de kendiniz geliştirip soruları çözün. İlla benim yaptığım yöntemle yapmak zorunda değilsiniz efendim. Hadi bakalım. Sonraki dersimizde bıyıklı sorularla, para bıyıklı sorularla bıyığından bir tel koparacağız. ÖSYM'nin sormaya soracağına pişman edeceğimiz sorularla devam edeceğiz. Görüşürüz efendim.